Ekranımızda yine standart yasal uyarımız, kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir, canlı yayına yön verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yasal uyarımızı hatırlattıktan sonra, Mert Bey hoş geldiniz, İyi yayınlar hocam demiş, teşekkürler. Wave ekranımız bir taraftan açılsın. Yine karşımız Astor çıktı. Umarım böyle daha önce bakmadığımız hisseleri talep ederiz, o hisseler üzerine gideriz mümkün mertebe. Daha önce bakmadığımız, üzerinde fazla durmadığımız hisseler üzerinden gidersek arkadaşlar biraz daha sağlıklı olacaktır. Yani yeni hisselere bakalım, aynı hisselere bakmayalım sürekli. Evet sürekli aynı hisselere bakmayalım. Evet. Öncelik katı, katıl üyesi olan arkadaşlarımıza aittir. Onu söyleyeyim. E, değerli dostlar. Katıla dahil olan arkadaşlarımızın öncelik hakkı vardır. O arkadaşlarımızdaki öncelikten sonra diğer arkadaşlara söz hakkı verebiliriz. Onu da ifade edeyim. Onun için herkesin en az da minimum düzeyde de olsa bir katıl üyeliği yapması da fayda var diyorum. Evet. Kerem Tabak. Hocam merhaba. iyi akşamlar. Coca-Cola, Bitcoin, Taten. Bakalım. Usta hoş geldiniz. Dofer Ege Seramik. Dofer Ege Seramik. Lokman Ekim. İzmit Piston. Evet güzel. Farklı hisselerin olması güzel. Eplas. Eplas. XU100 diyelim o zaman başta XU100 Oğuzhan Karanfil hoş geldiniz Akbank Akbank'a bakalım Oğuzhan Karanfil ee, siz telefon numaranızı e, herhangi bir videonun altına yorum kısmına yazarsanız telefon numaranız üzerinden kral destek üyeliği yapmışsınız yanlış hatırlamıyorsam ee, whatsapp üzerine diyalog kurabiliriz scalping grubuna da sizleri alırız evet Akbank onda notlarımız arasına aldık Hayırlı akşamlar. Evet, e, öncelik katıl üyesi arkadaşlar buraya kadar, şuraya kadar e, aşağı yukarı hepsine bakmış olduk. Evet, şimdi hemen e, analizlerimize başlayalım. İsterseniz e, Bitcoin ile başlayalım bugün. BTC/USDT, Bitcoin ile başlayalım. Evet. Bitcoin aldı başını gidiyor. Nereye kadar gidebilir? Neler olur? Bakalım. Evet. Şu haftalık veya da 3 günlük grafikte işimize yarar. Evet. Şu şekilde aldığımızda arkadaşlar Bitcoin'de bakınız. Gerçekten. Hani biz 45.000 gibi bir rakam. 40 bin önceliğimiz. Burayı aldık. 40 ile 45 bin diyorduk. Yani güzel bir yükseliş geldi ama kritik bölgelerdeyiz. Bakalım artık burada bakın üst banda bir temas var. Ya yani bu temaslardan genellikle bir düzeltme hakkı oluyor. Şimdi dikkat kesileceğimiz nokta şurası olacak. Yaklaşık 46 bin 48 bin aralığındaki bu bölge olacak. 46 bin 48 bin bandında. bu seviyelerde açılırsa ünlü ciddi anlamda yukarı yönlü kadar yukarı yönlü açılacak. Hatta yani biraz belki size absürt gelebilir ama şöyle baktığımız zaman Şuralara kaça geliyor? 80 binli rakamlar çıkarmaya iddian arkadaşlar. yani Güzel. Şurada bir direncimiz var. Düzeltme yapabilir. Ama totalde bir gün bu direnç aşıldığı zaman yukarıda 80 binli rakamlar telaffuz etmeye başlayacağız değerli dostlar. Evet. Bitcoin'de bu rakamlar telaffuz ettiğimiz günler yakındır diye ümit ediyorum. Yani bir yıl, iki yıl içerisinde artık bu bölgelerin rahatlıkla alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Buradaki direncimiz net tekrar ediyorum. Yaklaşık 48 binlerde ortalama bir direncimiz var artık. Ha, buralar zorlayabilir ama aşabilir mi onu göreceğiz. Eğer açtı takdirde de önü yani büyük bir boşluk var önünde yol alabileceği. Ama buralardan tabii ki düzeltme gelebilir. Evet. Ona hazırlıklı olalım. Bu bölgelerden düzeltmeye hazırlıklı olacağız arkadaşlar. Evet. XU100. Biz size hemen bakalım. Evet grafik görüntüsünü sıfırlayalım şimdi. Evet indikatörlerine baktığımızda indikatörlerde biraz zayıflık var. Özellikle RSI'deki bu desteğin kırılması pek hoş olmadı. E onun dışında MACD in indikatörü yine teknik sat ama buralardan arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Diplerden al sinyali geldi. Yani bunlar muhtemelen küçük düzeltmeler olarak kalacaktır diye bekliyorum. Yani biz yüzde çok büyük satışlar değil ama bir satış bir düzeltme gelebilir. Ama bunlar kalıcı böyle büyük düşler olmayabilir. Onu söyleyeyim. Yani biz biz yüzde düzeltme payı hakkı var. Yani o hay, hakkının payını kullanacak. Ama çok böyle büyük uçurumlar gelir diyebilmemiz için çok büyük böyle kaotik ortamlar oluşması lazım. Ha, tabii seçim önü yani seçim önünde bazı fiyatlamalar olabilir. Örneğin burada 7400'ler ki zaten çok yakın bir destek. Ya yani buralar kırarsa 7400'ler önümüzdeki bir ay içerisinde bu buranın kırıldığını düşünelim. 6.700 6700'lere kadar bir mesafe oluşur. Onun için biz ne yapıyoruz? Artık burada bir reddiyet, bir ufak düzeltme, ya yani burada bir tepecik oluşacak gibi. O zaman şunu yaparız. Bu tepenin aşılmasını takip ederiz. Bu tepenin kırılmasına bakarız. Artık nerede kırılırsa. Taten. Tatlı bir pınar enerji üretim. Şimdi nihayetinde halka arzılarda arkadaşlar bu tarz sert düşüşleri ben her daim söylüyorum. Fırsat olarak özellikle halka arz fiyat bölgesine kadar yaklaşmış ise e, yani iskontolu halka arz olduğunu düşünürsek yani iskontosuz halinde şu anda e, yani buralar bir fırsat olarak görülebilir. Ee, birazcık böyle kademede yapılırsa e, yol alınabilir. Örneğin çizgi grafik bazında bakalım şu şekilde. Şimdi buradan bakın şu kısmı alırsak çok anormal düşünürsek buralara gelir. Yani daha önceki dip seviyesine gelir. Çok anormal düşünürsek. Ya yani bir şekilde buradan hamlenin ben geleceğini düşünüyorum. Uyumsuzluk var ise uyumsuzluk e, RSI'de önemli. Bakalım hemen. Henüz bir uyumsuzluğumuz yok. RSI takip edilerek burada yol alınabilir. RSI'nin buradaki düşen kırılımını bizlere göstermesi, bizlere vermesi bir fırsat olarak görülür. Evet. Biraz daha zaman tanımak gerekiyor arkadaşlar Taten'e. bu aralıkta birazcık oyalanacak gibi gözüküyor. Evet. Devam edelim. Taten'e fırsat veriyoruz. Biraz zaman tanıyoruz. Acele etmiyoruz Taten'de. En azından şöyle 2 saatlikte trend e, dönüşümüz tam gelsin. Yani burada trend dönüşümüz yok. 2 saatlikte halen kırmızı. Trend yönümüz aşağı. En azından burada bir kırılım görmeliyiz ki sağlıklı düşünebilelim. Dofer. Tepki gelmiş. 2 saatlikte güzel. Herhangi bir problem yok. Hemen 4 saatle alalım. Trend yukarı 2 saatlikte 4 saatlikte bekli indikatörün burada al veriyor olması güzel. Fena değil. Dofer güzel şu anki görüntü. Muhtemelen bu sıkışma. Evet, şöyle alalım burayı. Şöyle bir görüntümüz var ve destekten dönüyoruz. Eğer ki bu destek çalışır, dirence kadar gidersek burada majör bir Arkadaşlar ne oluşur? Formasyon. Boğa devam formasyonu. Şöyle yaptığımız zaman bakınız. Majör bir bayrak görüntüsü çıkar ortaya. Şimdi destekten tepkimizi aldık. Yani dirence kadar şöyle bir 40 41 rakamlara kadar umarım yöneliriz arkadaşlar. Yani bu Dofer'de şu anki bölge kritik. Tabi ufak tefek gelgitler burada yaşanabilir. Yani burada seviye 39-40 lira kadar düşebilir direnç seviyesi. Şu anki görüntüde 41-42 wattları. Yani biraz mesafe uzarsa, zaman uzarsa geleceğimiz nokta muhtemelen şuralardan şu seviye olur. Evet. Devam edelim. Ege Seramik. Ege Seramik diyelim. Şurada uyumsuzluk olsa sayıda çok tatlı bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz ama uyumsuzdan henüz göremiyoruz burada. Ee, en tepe majör bölgeden değil de yani şu kısımdan değil de bakın burada değil. Neresi? Şu son bölge değerlendirilebilir. Bakın şuralar. Eğer ki bu son noktalarda kırılım gelirse yaklaşık burada 6.78 6.80'lerde bir direncimiz var. Kırarsa Önü açılabilir yukarı yönlü. Evet. 6.80 7.40 8.20 Parabolik sarın 4 saatte al verdiğini görüyoruz. İndikatörlerde yavaştan alım sinyali geliyor. Lokman Ekim Güzel. Ya yani bu bölge hacimli geçmemiz güzel oldu. İndikatörlerde herhangi bir sıkıntı yok. Ama muhtemelen buradan bakınız, kanal boyu yukarı yönlü bir hareket gelebilir Lokman Ekim'de. Şu anki senaryo pozitif. Herhangi negatif üzerinde duracağımız düşüneceğimiz bir durum yok. Yani hisse de şöyle 53'ler aşağı doğru kırılırsa negatif değerlendirebiliriz. Şu anki görüntüde seyir olumlu, pozitif bir senaryomuz var. Bakın şu siyah çizgide Ana major destek çizgimiz. Burası da takip edilebilir. Teknik görüntümüz şu anda güzel. İzmit piston. Evet, hemen İzmit pistona da bakalım. Evet. Trendimiz bu. 3 aşağı 5 yukarı bakınız. Trendimiz bu. Dirence doğru gidiyoruz. 414-415 bu banda kadar bir potansiyelimiz var. Şu anda teknik tek alda. Parabolik sar, hacim, birçok unsur olumlu. Bakın mekli in indikatörünü görüyorsunuz. Diğer çoklu indikatörü görüyoruz. Bakınız burası da 7'de 6 vermiş. Güzel. Herhangi bir problem yok burada. Güzel. İzmit piston fena değil. Eplas. Trendimiz aşağı doğru kırılmış. Teknikte sat sinyalini vermiş kullanıldığımız zaman buradaki derinlik kadar aşağı doğru gidebiliriz. Böyle bir potansiyelimiz oluşuyor. Burada da yine acele etmemek gerekir. Altlarda biraz daha bizlere fırsat sunabilir. Yaklaşık şöyle bakıyoruz. 5.70'lerde ana desteğimiz mevcut. 5.70'ler takip edilebilir. Fibonacci seviyeleri anlamında buralar tabii ki uygun bölgeler. Acele etmeyelim burada. Yani alım noktasında 5.70. Yani buralarda 5.70, 5.80 bir destek kovalamak gerekir. Yani buralara böyle bir teması gelirse arkadaşlar bu seviyelere doğru bir hareket fırsat olarak görülebilir. Acele etmemek gerekiyor. Burada da 4 saatlikte henüz trendimiz aşağıda. Özellikle böyle en uf ufak bir kıvılcım almak istersek 2 saatlik grafikte bakarız. Orada da trend rengimiz halen kırmızı. Yani kendini burada kanıtlayacak bir görüntü lazım. Henüz o görüntü elde etmiş değiliz. Şöyle baktığımızda çizgi grafik bazında bakarsak yaklaşık 6.33'ler son görüntü itibariyle 6.33'lerin üzerindeki hareketlerde pozitif görülebilir. Evet şöyle 6.32, 6.33 bu seviyenin üzerinde olumlu bakabiliriz. Onun dışında da aşağıda 5.70'ler destek olarak gözüküyor. Akbank. Evet gelelim Akbank'a. Evet Akbank'ta tehlike sinyalleri. 2 saatlik grafikte Akbank'ta biraz tehlike var. Error vermeye başlamış. Evet. 2 saatlik grafik pek hoş durmuyor. Onu ifade edelim öncelikli olarak Akbank'ta yarın bir gün aşağı doğru geri çekilme olursa ya bu nereden geldi demeyin çünkü yani böyle büyük bir hissenin yani biraz milimetrik çalışma özelliği vardır. Yani çok böyle uç hareketler görmeyiz burada. Tekne uygundur yani giriş altı. Evet yani şu anda ana destek kırılmış. red yemiş. daha önceki çalışmış olan direnç bölgelerinden bakınız red rediyor. Total görüntü negatif şu anda. Evet. Şöyle bakıyoruz 33 50'lerde bir desteğimiz var. 33 50. 31. Eee buralara kadar geri çekilmeler olabilir Akbank'ta. Yani bizim tekrar olumlu düşünebilmemiz için burada, bizim tekrar olumlu bir seyir alabilmemiz için Akbank hissesinde yaklaşık 35.90'ların üzerinde kapanışlara bakmak gerek 35.90 Fibonacci seviyelerine bakacak olursak Fibonacci seviyelerinde ise 31.50'ler yine teknik olarak gözüküyor.